Dostlar, dostlar, selamlar, sevgiler, saygılar. Saatler 7.40, müthiş bir pazar sabahından herkese günaydın. Birkaç gündür video yapmadık abi, hasta mı oldun, neredesin, nerelerdesin diye sordunuz dostlar, sağ olun. Hasta falan değiliz ama biraz yoğunluk vardı, o yüzden yapamadık. Şu 3-4 günün özetini hemen bir yapıverelim. Vulcan'da güncellemeler var, onların videosunu yapamadık falan ama anlatacağız bugün. Şimdi hızlı bir video yapalım. Step'inde yürüyüşümüzü yaptık, çok değişen bir şey yok. 15 virgül küsur GMT kazandık. Bu slotlarımız doluydu. Onu yürüyüşten hemen önce açtım. Video da yaptım ama dediğim gibi bu aralar atamadım onları. Level 2 kırmızı comfort gen verdi. 3 tane de resilience level 1 verdi. Yani karlı bir kutu açılışı oldu. O kutuları, şeyleri, gemleri yakacağız falan. Artık tempoyu yavaş yavaş biraz önümüzdeki günlerde arttırırız. Başka? Tokenlerin fiyatı tabii hepsini düştü. Onun dışında bir değişiklik yok. Günlük yürüyoruz. Kazançlarımızı alıyoruz. Bu şekilde devam. Yukarıda birikiyor kazançlarımız. Step'inde şu bir etkinlik var. Çok önemsemedim ben. O yüzden videosunda yapmadık. Ama yine de kısaca bahsedelim. Ne zamana kadarmış bu? Ağustos'un 21'ine kadarmış. 17'sinden 21'ine. Füzyon olayı. Şimdi menüsünde gösteririm. Çok karlı bir işlem değil. Yapmanızı tavsiye etmiyorum. Şu çekilişlere katılırsınız diyor. İşte bir tane yaparsan 500'lük çekilişi. 3 tane yaparsan 1500'lüğe. 4 tane yaparsan 4000'liğe. Pardon, 5 tane yaparsan 4000'liğe. Common yaparsan İşte bir tane çekiliş hakkı. Uncommon 3, Rare 8, Epic 35 falan. Peki nasıl yapılıyor? Ya mesela şu olmayabilir. Şunu seçtim ya. Şu aşağıdan füzyona tıklıyorum. Bir ayakkabı daha seçiyorum. Zaten bir tek bu uygunmuş. Şimdi diyor ki senin puanlarını aşağıdaki yaktığın ayakkabının puanlarını ekleyerek şu oranlara getirebilirim diyor. Ama bu bir aralık ve bazen de çok minimum bir değişiklik yapıyor. Hiç değmiyor. Senin diğer ayakkabını yakıyor gidiyor. Tavsiye etmiyorum. Neyse, basit bir etkinlikti. Geçelim. Step'inde başka bir değişiklik yok. Şu küçük uygulamaları bir halledelim. Sonra Vulcan'da şey yapacağız. Biraz zaman ayıralım oraya. Kafanız bayağı karışmış. Aurora'da çok bir değişiklik yok. Jeneratörlerimizi topluyoruz, günlük kazancını. 2 günde bir yukarıya atıyoruz. Tek sıkıntı meta AVR'nin fiyatının çok düşmesi. Tamam, hadi son düşüşü kabul edebiliriz. 5'lerden 5, 6, 7'lerden 5'lere, 3'lere, 4'lere düştü herhalde. Ama öncesindeki düşüş çok fazlaydı. Bakalım artık biz nasıl izliyorsak ekip sahibi projenin herhalde izliyordur değil mi? Bir şeyler yapacaklar mı? Göreceğiz. Bazı fiyatı çok düşük bulup yeni jeneratörünü alan arkadaşlar da oldu. Tabii bu duruma göre değişir dostlar. Paran varsa ucuzken bazen alırsın. Bazen yok abi bu çok ucuzda daha da gider deyip almazsın. Bana soruyorsunuz ama benim de net bir cevabım yok. Kendiniz karar verin. Şurada az önce doldurdum ben ama göstereyim yine de. Pro bir tane bizim jeneratörümüz olduğu için veya şuradan abone olarak da bu söyleyeceğim şeyi yapabilirsiniz. 10 AVR'ye abone oluyorsunuz. Şu her şeyi doldurun özelliği var dostlar. Birçok jeneratörünüz varsa bayağı işinizi kolaylaştırıyor. Tam yakıt ikmali diyorum. Tabii yeterli AVR'niz cüzdan dolması gerekiyor. Bakın jeneratörler hazır. Bu kadar basit. Yoksa ben şey yapacaktım. Burada tek tek buradan gazını, yağını falan dolduracaktım. Bayağı da bir jeneratör var. Zaman alıyor. Neyse. Aurora'da durum böyle. Geçtik. GoGreen'e gelelim. Burada çöp toplayarak para kazandıran uygulama. Tabii çöp toplamanız gerekmiyor ama NFT'leri alıyorsun ve kazanıyorsun. Ama çöp toplama işlemi yaparak gerçek dünyada bir ekip oluşturarak buradan da düzenli gelir elde edebilirsin. O iki token veriliyor. Malzeme veriliyor. Anlattığımız videolar var. Bütün bu kısa kısa geçtiğim konuların uzun uzun videoları var dostlar. Fazla zaman harcamadan bunu da geçelim. Hazır bankamız açıkken oraya da gelelim. Dostlar, kısa kısa videolarda bahsettim. Hatta sizin baskınızla girdik yani. Abi o kadar parayla ilgileniyorsun, bu uygulamalarla ilgileniyorsun. Borsa olmadan olmaz dediniz. Tamam ulan girelim dedik. Şimdi önce biz halka arzlarla bir başladık. Halka arz konusunu ve borsayla ilgili temel konuları anlatacağımız ayrı bir sıfır video yapacağız ama şimdi kısaca bahsedeyim. İşte bu halka arzlarda şirketler halka arza açılıyor ve hisse alabiliyorsun. Eşit paylaştırıldığı için hani balinaların gelip seni tokatlama şansı yok. Küçük de olsa alıyorsun, sonra da bir miktar kazanıyorsun. İşte bu süreci bir izleyelim. Kaç gün gidiyor yüksek olarak? Nereden satılabilir? Nereden alınabilir? Ne kadarlık yatırdık? Ne kadar aldık? Onları ayrı bir video olarak anlatacağım size. Şimdilik %10 yani üst seviyeden gidiyor bakalım. Geçtik onlarda. Başka Vulcan dedik. Legend'a gelelim. Legend'da iyi gidiyoruz dostlar. Bakın geçen Twitter'da ve Telegram'da da bahsettim. Sürekli piyasada olursanız yani veya sadece piyasada olursanız piyasa ters gittiği zaman işler kötüye gider.
Aşağı düştü, biraz daha alayım dersiniz. Aldıkça alırsınız, aldıkça alırsınız. Son kurşununuz da bittiği zaman artık alım da yapamazsınız. Ve piyasada daha aşağı gitmeye başlarsa strese girmeye başlarsınız. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bu oyunlarla, uygulamalarla dışarıdan az da olsa bir kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Oyunlar dalgalanıyor, kazançlar değişiyor falan ama bir şekilde bir dışarıdan para geliyor. Bakın benim yukarıda 1300 dolarım oluşmuş. Daha bugünü çekmedik. Bir de yarını da çekersek, bugün parayı çekemiyoruz dışarıya. Yarın dışarıya da parayı çektiğimiz zaman 2000 dolara yakın benim elime direkt bir nakit geçecek. Ben bununla ister kripto alırım, borsaya girerim. Ne yaparsam yaparım. Tamam. Legend'ın en güzel yolu dolarla kazanımız. Aslında LOG token kazandırıyor da fiyat sabit ya. Uzun zamandır da aslında fiyatı değişmedi. Yine şöyle bir fiyat değişikliği artış yönünde de fena olmaz diyerek ekibin de şuradan kulaklarını bir çınlatıverelim. 21'di, 23 oldu, 25, 28 oldu, 31, 35 oldu. Sürekli pozitif yönde fiyatları hep arttı. Bizim kazancımız da dolar bazında hep artmış oldu. Konuyu hiç bilmeyenler için uzun uzun videolarını yaptık. Burada NFT'ler var. Bu NFT'leri alıyorsun. Her bütçeye uygun var. Benim toplamdaki yatırımlarım sonucu kazancım 220 dolar. Birisi şey yazmış, abi günlük mü 200 dolar emin misin falan diye. Evet dostlar, günlük 220 dolar. Tabi yatırımınız dahilinde. 8 dolara, 10 dolara, 15 dolara karakterler de var. Onların da kazancı daha az olur. Ama biz videoları izleyebilirsiniz. Oynatma listesinde NFT aldıklarımızın hep videosunu yaptık. Geçen aldığımız video NFT 3840 dolardı. Yatırımlarınıza göre kazançlarınız da artıyor. Şimdi dostlar, bu oyunun Telegram grubu var. Oyunu aşağıdaki açıklamalardaki linkten indirin. Her açıklamalarda her oyunun kısa bir açıklaması var. Altında da linki var. Oradan kayıt olduktan sonra bu Telegram grubumuza katılın. Burada çekilişler yapıyoruz. Son günlerde biraz vaktim yoktu, yapamadık ama sürekli buralarda çekilişler yapıyoruz. Hiç yatırım yapmadan bile bu işi bu şekilde yapabilirsiniz. Uygulama kafanıza yatarsa da 8 dolar, 15 dolarlık paketler var. Onlardan alıp kazanmaya başlayabilirsiniz. Grup demişken şurada genel grubumuz. Burada da işte piyasalar, ne bileyim kullandığımız uygulamalar, güncel gelişmeler falan. Burada da yine çekilişler yapıyoruz. Buraya da katılım için herhangi bir şart yok. Buraya da katılabilirsiniz. Şimdi Legend'da iyi gidiyoruz. Çok bir değişiklik yok. Bazı şimdi yeni gelen arkadaşlar için şeyler var. Bazı detaylar var. O yüzden gruba gelmeden grup yazmaya kapalı ama beni orada göreceksiniz zaten. Bana özelden sorabilirsiniz. Şu kadar bütçem var veya ne bileyim hangisi uygun. Bazı detaylar var çünkü mesela Drakon'un geri ödemesi yok gibi. Bu tip şeyler bazen gözünüzden kaçıyor. Direkt alıyorsunuz, sonra bir beklentiye giriyorsunuz. Zaten diğer geri ödemeleri çoğunda hepsinde kaldırdılar da Drakon'un ilk baştan beri yoktu. Orada bazı hata yapanlar oldu. Yani bir sorun, abi ben şunu alacağım, bütçemiz var, şu kadar var falan diye. Veya bir gelişme olmuştur, ben video yaptıktan sonra bir değişiklik olmuştur. O tip şeyleri grupta paylaşıyorum. Yine de bana da özelden sorabilirsiniz. Evet. Başka burada söyleyeceğimiz bir şey yok. En son iki tane Draco almıştım. Onun videolarını yaptım mı bilmiyorum. Yani ayrı video yapmadım da sizlerle paylaştım mı bilmiyorum. Paylaşmadıysam temeldekileri aldım. Üsttekileri de almayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Bakalım. Çık ulan sen de hayatımızdan dedik. Başka neyimiz var? Vulcan Runner'ı kullanmıyorum. Piyasalara en son bakarız. Ya da piyasalara da bakalım da Vulcan'ı en sona bırakalım. Piyasalar düştü. Tamam. Bir dakika. En üstte de Vulcan'ımız varmış. Ey Vulcan, sen ne geziyorsun ulan? Piyasa aşağı gidiyor, sen yukarı gidiyorsun. Piyasa yukarı gidiyor, sen aşağı gidiyorsun falan. Piyasanın bu kadar aşağı gidiyorken fiyatın sabit kalması, hatta artması, hatta bir pump yaptı herhalde, böyle bir yukarıya doğru bir attı falan. Tabii bu günlük grafik. Bunu bir saatlik yapsak şuralarda falan bayağı bir yükseldi. Hatta 8'i görmüş. Yani bu düşüşe rağmen hadi yükselmeyi bırak, oralarda bile dursa bence bu Vulcan'ın artık toparlandığı anlamına gelebilir diye düşünüyorum. Fena bir yerde durmuyor, hatta yükseliyor. Güzel. Zaten listemizde de en üstte. GST hayvancılığı bizim için ne kadar ucuzsa o kadar iyi. Kutuları GST ile harcıyoruz. Başka bizi ilgilendiren bir durumu yok. Doge oralardaydı zaten. Yani düşüşten sonra. Bitcoin 2615'lerdi. Dostlar Bitcoin ile ilgili ben hep videolarda diyordum.
son videoları açıp bakabilirsiniz. Piyasaları da hep en sonda anlatıyorduk. Piyasalar bölümüne gelip yeni kullanıcılar için diyorum. Eskiler zaten biliyordur da. Şöyle bir aşağı doğru bir sıçırtsa fena olmaz diyorduk. Ve onu da yaptı yani gerçekten. Ben uzun vadede yükseliş bekliyorum ama böyle Bitcoin'i biliyorsunuz kazandıra kazandıra gitmez. Bir aşağı yapar, bir aşağı yapar. Ben orada uyarılarımı yapmıştım mesela. Bu hızlı yükselişlerin hızlı düşüşleri olur. Yok abi bundan sonra işte o aşağılara gitmez falan diyordu birçok arkadaşımız. Aşağılara gidebiliyor dostlar demek ki. Çizim noktaları önemli. Sadece çizimle alım satım yapılmaz ama çoğunda da bir şekilde o çizimlere dönüp dolaşıp da gelir. Bizim hani o bir paylaşımımız vardı. A mı B mi C mi diyeyim falan diye. A'yı gördü 31'leri. Bitcoin hangisinde bizim o çizimimiz? B'yi gördü. Hatta C'yi de gördü. Yok abi C'ye falan nereden inecek diyordu bazı arkadaşlarımız. Şu. Biz o çizimde eski olanda daha şurayı yeni kırmıştı. Artık biz A'ya mı B'ye mi C'ye demiştik. A'ya önce dokundu. Sonra B'ye dokundu. Yok artık diyeceksiniz ama C'ye de dokundu. Bakın 25'i geçmiş aşağı inmiş. Piyasada dostlar her zaman fırsat vardır. Bizim insan psikolojisi hep acele ediyoruz. Ulan gitti yükseldi falan diyoruz. Ulan düştü müştü diyoruz ama piyasada acele etmeyen adam, sakin soğukkanlı olan adam her zaman kazanıyor. Çizimlerini güzelce yapıp mesela emirlerini 25'e versen işte insanın kafasına oturmuyor. Abi bu 25'e bir daha nasıl inecek ya? Oraya inecek de alacağız da o gitti Bitcoin 30 oldu 40 oldu diye düşünüyorsun. Al geldi işte. Oraya emir koyan adam çok kazandı. Daha da düşer mi? Bundan sonra ben çok daha da aşağı gideceğini sanmıyorum ama yavaş yavaş artık yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Tabii korkutma amaçlı 25'in altına falan böyle küçük salmalar yapabilir. Ethereum 1660'larda. Dostlar benim şu anki piyasaya genel bakışım ve görüşüm benim elimde param varsa alırım noktasındayım. Ethereum, BNB mesela BNB'ye bak 216. 330'lara 340'lara daha kaç gün önceydi? Bir ay önce falan mı? Yani oralardan almıyorduk. Şey ucuz demiyorduk. Şimdi 216'lara pahalı. Pahalı demiyoruz da daha da düşer korkusu var tabi. Bilmiyorum bence benim param olduğu sürece ben buralardan alırım. Daha da düşerse ne yapacağız? O zaman daha da çok alırız. Bence benim mantığım bu şekilde. GMT 20'lerden 19'lardan 16'ya düşmüş. Aura 0.11'lerde. Solana bence gayet uygun. Gerçi diğerlerine göre daha az saldı sanki. 23-24'lerden 22'lere. Param olursa alırım. Bazı arkadaşlar bana hangi tokenleri alalım falan diye soranlar da var. Dostlar işte ben öyle çok shitcoin dediğimiz neydi o belirsiz ve hacmi çok düşük olanlarla fazla ilgilenmiyorum. Onlara soruyorsunuz bana ama ben işte babalar var burada. Bakın Ethereum var, Sol var, BNB var, Bitcoin var. Kendi oyun içerisinde kullandıklarımız var. Onlara bakıyorum. Tabi sepet yaparsanız %80-90'ını bundan oluşturursanız belki de 60-70'ini araya da böyle şans, böyle riskli biraz potansiyel gördüğünüz ufaklardan da birkaç tane sallayabilirsiniz. Ona da siz karar verin. Benden direkt isim beklemeyin yani. Altın geç. Dolar geç. Sterling geç. Onlar aşağı yukarı aynı yerlerde duruyor. Borsada kısa küçük de olsa bir düşüş var gibi ama bizi çok etkileyen bir düşüş değil. Biz şu halka arzlara odaklandığımız için oraya bakıyoruz. Diğerlerinde de zaten çok iyi durumdayız. Piyasa çok daha aşağı giderse borsaya da bir ekleme yapabiliriz diye düşünüyorum. Tamam, kripto ve borsa olayı böyle. Geç olan sende artık. Volkan'a gelelim. Ey Volkan diyorsunuz. Çok soru geldi ama bilmiyorum öyle yüzeysel cevaplamaya çalıştım. Yazarak çok fazla cevaplanmıyor. Şimdi son gelen güncellemeden hemen başlayarak anlatmaya başlayalım. Dostlar, PvE modu kalktı. Evet doğru. İlk başta da bu yapılmıştı ama tepkilerden sonra geri getirmişlerdi. Baktılar ki olmuyor. İşte reklamını da koysak ne yaparsak yapalım maliyetlerimizi kurtarmıyor dediler. Cart dediler, curt dediler. Tamam. PvE modu kalktı. Biz nasıl yarışacağız o zaman? İki tane seçeneğim var. Bir, Catalytic Games. Zaten biliyorsunuz. Elemanları gönderiyoruz. İki, PvP modu. Bunu da biliyorsunuz aslında. Ama dediler ki ya tamam PvE'yi kaldırdık. Ama PvP'yi de daha yarışılabilir hale getirelim. Onlar da farkındaydı çünkü PvP'nin balinaların gelip gariban adamları tokatladığını biliyorlardı. Bunu daha yarışılabilir bir hale nasıl getirdiler? Şimdi şu elemanların bakın puanları var burada. Daha doğrusu şöyle herhangi bir elemandan göstereyim. Bu hayvancımızın puanı 180'miş. Bu puanlarınıza bakarım diyor. Ve sonra örneğin biz bir tane
Şu elemanımız için level 7 bir elemanımız varmış bizim. Ya da lig olarak bahsedelim. Buradaki en düşük level 6'yı aldığınız zaman dostlar 10 çile harcayarak 2 Vulcan kazanma ihtimaliyle yarışırsınız diyor. Tamam, bir enerji harcarsınız diyor. Senin puanın 109'a kadarsa diyor. Mesela level 6'lar 109'dan aşağıdadır. 109'a kadarsa burada yarışırsın. Biraz yüksekse, mesela benim level 7'm varsa, o zaman 109 ile 130 arasıysa, bizimki bak buraya dahilmiş, burada yarışırsın, 35 çilek harcarsın. 130'dan büyükse 60 çilek harcarsın ve 10 Vulcan'a kadar kazanabilirsin. Şimdi dostlar, puan olayında kafanız biraz karışmış gibi. Bakın, elemanların fiyat puanı belli, tamam. Level 6'nın, level 7'nin, level 8'in, level atıyorum 6'nın Legendary'sin. Bak mesela benim şurada Legendary'im var bir tane. Level 7 miydi? PvP diyorum. Bu hangisi? Bu Ankam'ın olan. Bakın şu hayvancığımız 130'un üzerinde. Çünkü Legendary bu hayvan. Puanı bakın 12'ye 12, 12 tane enerjisi var. 60 ile harcarsın, 10 Vulcan'a kadar kazanırsın diyor. Dostlar, şimdi puan olayı, hayvanların puanları belli. Demek ki burada aslında puan bizi yarışırken çok bir şey bağlamıyor ama senin yarışacağın alanı belirliyor. Yani senin puanın çok yüksekmiş, sen kazandın diye bir şey yok. Senin puanın şu aralıktaysa burada yarışırsın, bu aralıktaysa burada yarışırsın diyor. Aslında ne yapmış oluyor? Gerçekten de bahsettiği gibi PvP'deki adaletsizliği birazcık ortadan kaldırmış oluyor. Adam Legendary geldiyse kendine benzer elemanlarla karşılaşıyor. Aksesuar giydirdiyse puanı, o zaman mesela şunu aksesuarlar giydirsem bilmiyorum aşar mı, ama diyelim ki 109'u aştı bizim 6 levelin puanı. Bu sefer seni belki level 7'lerle, level 6 full giyimlilerle, yani sana benzer bir adamla kıyaslayacak. Artı enerji içeceği ve şırınga, onu da neye vereceğini bilmiyorsun. Mesela sana benzer, senden biraz yüksek bir elemanla karşılaştın. Şu enerji içeceği ve lazerden karşındakine sana kazandırabilir. Böylelikle aradaki şeyi de, hatta seçeceğin kategoriyi de, atıyorum strength kategorisinde yarıştırıyor. Çünkü yok, stamina da yarıştırıyor. Onu da seçemiyorsun. Demek ki ne yaptı? Sana benzer bir elemanı buldu, seninle aynı havuza attı. Sonrasında şunları ekleyerek sana veya karşındakine kazandıracak. Bilemezsin. Artı hangi kategoriyi seçeceğini bilemediğin için orada da bir dengeleme yaptı ve senin elinden de birazcık kazanma olasılığını aldı. Yani kişinin elinden aldı. Sana da verebilir, ona da verebilir hale getirdi. Özetle bu sistem daha güzel oldu dostlar, bakın. Bu sistem daha güzel oldu önceki PvP moduna göre. PvE'nin kaldırılması ayrı bir konu, ondan bahsetmiyorum. Ama şu anki PvP daha yarışılabilir bir PvP. Senin puan aralığın belli, sana benzer bir adamla yarışacağın belli. Şu şırınga ve şeyi kime vereceği belli değil. O yüzden sana da verebilir, ona da verebilir. Yani azaltırken daha çok azaltıyor, daha az azaltıyor, bilemiyorsun. Hangi kategoride yarışacağın belli değil. Yani adam ne yaptı biliyor musunuz? Size özetle şunu söyleyeyim. PvP'de yarışan adamın, bence tahminim şu, maliyetinden biraz daha yüksek bir şekilde kazandıracak. Olay bu. Bazen sana verir, bazen ona verir. Bunu da bir dengeleme yapmıştır. Senin yarışına göre kazanç oranını dağıtmıştır. Öncekine göre daha yarışılabilir olduğunu, daha kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi birkaç seçenek var dostlar. Abi ben PvP hiç yarışmayacağım diyebilirsiniz. O zaman elinizde bir Catlytic kalıyor, ama Catlytic'te de gönderirken rank şans şartınız var ya. Mesela benim rankım 20-10 olmasını ben her zaman isterim. Demek ki ne yapmam lazım? Son 7 günde 20 yarışma yapmam gerekir. Kesin ben bunu yapacağım. Eğer böyle benim gibi düşünüyorsanız, yok ben PvP ile falan fazla uğraşmak istemiyorum, şartları yerine getirsem yeter diyorsanız, en alt 6. level bir tane eleman alıp 4. ligde gönderin. Bakın kaç Vulcan çilek harcarsınız. Hatta bunda boosters'ları da ücretsiz veriyor. 10 tane çilek harcayarak günde 20 yarışmadan 200 çilek harcayarak 100.000 çilek alsanız size 2 sene yeter. Öyle düşünebilirsiniz. Bu birinci seçenek. Benim tercih edeceğim de genel anlamda bu diyebilirim. Şimdilik bu. Çünkü şöyle düşünüyorum. Diyelim ki ben PvP'de çok yarışıyorum ve çok para kazanıyorum. Ama 2500 limiti kalkmadı. Şuradaki şu pending'den yukarıya 2500'den fazla atamıyorum ya. Çok kazansam ne olacak? Benimki zaten 2500'e yakın bir gelirim var Catlytic'den. Diyelim 5000'de hadi şeyden yardırdım, kazandım. Ne yapacağım ben o parayı?
Ya çilek alabilirim, ya yükseltme, ya doğurtma. Bu tip işlerde harcıyorum. Bunu kaldırmadıkları sürece bence çok fazla büyük bütçelerle sistem kurmaya gerek yok. Benim yapacağım, şu anki bütçem zaten benim kazancım 2500'e yakın. Belki birazcık elemanları arttırarak tam onu 2500'e dayarım. Ve Catalytic'ten hiç PVP ile tek tek uğraşmadan, çünkü bu da bayağı zaman alıyor dostlar. Buraya getiriyorsun mesela, bir tane yapalım. Bu hayvan mesela level 7. Puanımız kaçmış? 126. Taban kaçmış? 109. Mesela 130'a bayağı yakın. Hiçbir tabii ankamın bu. Buna elbise falan bir şey de giydirip tam 130'a yaklaştırılabilir bu. Belki o zaman kazanç oranı biraz daha artar. Yani üst puan limitinin birazcık altına veya tam sınıra getirirseniz herhalde kazanç oranınız optimum olur. Çünkü adam biraz daha yükselttiyse bir üsttedir. Biraz daha alt yükselttiyse de senden aşağıdadır falan. Ama dediğimiz gibi şu seçenekler hiç belli olmadığı için yine de o da bir şey ifade etmiyor. Çünkü sen o aralıkta yarışıyorsun. Puanına bakmıyor bile senin yani. 100 yani şu 109 ile 130 arasında ol da, istersen 129 ol, istersen 110 ol. Tamam. Mesela biz şimdi burada yarışalım. Elemanı seç diyor. Elemanı seçtim, zaten bir tane var. Şunlar paralı. İşte bu common olsaydı, yani şu en alt kategoride olsaydım, onlara da ucuz parasız kullanacaktım. O yüzden 35'e bir de 5-5 mi ekleyecek? 40. Şuraya hatta otomatik olarak açabiliyormuşum. 10 da öyle ekleyecek. 45'e geliyor benim maliyetim. Tamam, hadi bir tane yarışma yapalım bakalım. Animasyonları da kapattık. O yüzden tak tuk geçecek herhalde. Yoksa açık mı bilmiyorum. Günlük PvE yarışması yapmadığım için. Bak bu kadar zaman alıyor. Hadi bu biraz bu sefer fazla takıldı ama ben bunu bekleyemem yani. Yüzlerce 10, 50 tane karakter var. Onlarla uğraşamam. Tamam. Tamam. Tamam, biz bunu aldık gibi. Falan filan, abi kim bekleyecek? Tamam, animasyonları kapatsam biraz daha hızlanır ama yine de zaman kaybı. Hatta bu eleman Rare'miş. Biz anka olarak onu dövdük. Yani şöyle işte en üst karakteri alayım, en üst şeylerle giydireyim falan, çok bir şey değişmiyor. Senin o hangi kategoride yarıştığını, hangi şırıngayı şeyi kıstığını ayarladığı zaman tak diye senden alabilir. Onu da oyun bence ayarlıyordur. Şimdi dostlar, seçenekler anlaşıldı, konu anlaşıldı diye düşünüyorum. Eğer ki yok abi ben PvP'yi her türlü yapacağım diyorsanız, şuradaki boosterslara gelip çileği 100.000 alacaksınız, tamam mı? Bu kesin. Maliyetiniz kaça gelir? 6.9'a gelir. Çünkü 100.000 bölü 6.999 bölü 100.000 yaparsan 0,069'a mı ne geliyor? Ama gelip mesela sen burada 1500'lü alırsan kurtarmaz seni. 134 tanesi 1500 ise, daha doğrusu 1500 tanesi 134 ise, 134 bölü 1500, 0,089, bak diğeri 0,069'du. Bayağı bir fark eder. Eğer PvP yapacaksanız çileyi 100.000 alacaksınız, o kesin. Onun dışında da sistemi dediğim gibi çok yüksek bir sistem yapayım diye uğraşmanıza da gerek yok. Çünkü rakipleriniz aşağı yukarı sizin gibi olacak. Tamam. Düello modu anlaşıldı herhalde. Sen bu havuza girdiğin zaman 275'ten yüksekse istediğin kadar yukarıya daya. Adam senin şırıngandan, tabi seçemiyoruz bunu. Bakın burada bir sürü kedi buna uygunmuş. Level 13'ler mi bunlar? Level 13'ler bunlara uygun. Çünkü puanı 230 ile 275 arasında. Ama mesela level 12'ler buraya uygun. Onun puanı da 230'dan yüksek olanlar. Tamam. Havuz belli. Yarışacağın adamlar belli. Bak mesela bu taban, yani her ligin tabanında yarıştığın zaman, mesela en küçük değeri bu ya 7. ligin, sana 2 tane booster'sı ücretsiz veriyor. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Yok, çok büyük bir sistem kurmakla zaten uğraşmaya gerek yok. Her ligdeki tabandaki elemanlarla yarışmalara katılıp şu şeyleri de ücretsiz olarak alarak, mesela burada en ucuz 50'ye yarışabiliyormuşum. Tamam mı? Şurada bir alt ligde, ha, ona bakmışız zaten. Bir üstündekinde kaça yarışabiliyormuşuz? 350, pardon, oha. 100. Yani öncekine benzer.
Maliyetler benzer, kazanç olayı benzer. Artık sadece ne yapmış? Özet geçiyorum, artık toparlıyorum. Seninle karşındaki adamın kazanma olasılığını ben elime aldım kardeşim diyor oyun kurucu. İster sana veririm, ister ona veririm. Sen zaten puanların birbirine benzer. Elemanın kıyafetlerine, muyafetlerine ortalama birbirinize yakın bir rakipsiniz. Kazanıp kazanmayacağınızı ben belirlerim diyor. Olayın özeti bu. Yani kötü bir sistem değil. PvP kullananlar için hatta güzel bir sistem. Ama ben kendi görüşümü de son olarak söyleyeyim. Benim için çok zaman kaybı. Ben bununla uğraşmam. Belki hadi diyelim ki uğraşacak olsam 2500 limiti kalkması lazım. Ondan sonra bir sistem kurarsın. Belki 10.000 Vulcan kazanıyorsan tamam hadi yukarıya atıyorsun ama şimdi atamıyorsun. Benim şu anki görüşüm, ben PvP ile çok fazla uğraşmam. Günlük görevlerimi yaparım. Arada bir eğlenmek için yaparım. Onun dışında Catlytic'e gönderip Catlytic'teki kazancımı 2500 limitine dayayacak şekilde ayarlayıp Catlytic'te devam etmeyi düşünüyorum. En düşük bir eleman olan level 6'yı da alıp burada PvP'ye gönderip günlük 10 çilekle, 20 yarışmadan 200 çilekle ben bu işi hallederim diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizler de bir yorumlarda yazıverin bakalım. PvP'yi denediniz mi? Kazanç oranları nasıl? Benim tahminim şöyledir. Maliyetten biraz yüksek size kazandırıyordur. Ama uğraşmaya değer mi? Artık mesela senin 3-5 tane elemanın varsa yapabilirsin. O puanla, puan aralığında bir tane aksesuar giydirirsin. Çileyi de 100.000 tane aldığın zaman sana atıyorum 100 harcadıysan toplamda 120-130 civarı bir şey verir diye düşünüyorum. Liglere göre falan bu kazanç birazcık daha değişebilir. Ey Volkan, yine oyaladın ulan bizi. Bende durum ne? Ben level baktım aksesuarlar gidiyor, millet böyle şey görünce. Aksesuarların 3 tanesini sattım. Bayağı onları yüksek satmış olduk. Elemanların da 48'e kadar düşmüşüz. Level 8'leri azaltıyorum. Uzun zamandır söylüyordum. Bir 20'nin altına falan düştü herhalde o. Üçer üçer onları patlatıyorum gitsin. Level 12'ler var, onlar var. O şekilde devam ediyorum. Şarkıları çeviriyoruz, markları çeviriyoruz işte. Burada 10.000, hatta 1000 de orada. 14, 15, 14 küsür 1000 Vulcan'ımız var. Vulcan fiyatı fena değil, biraz toparladı. Herhalde artık bundan sonra, bu son değişiklikten de sonra insanlar da bunu böyle kabul etti. PvP modunu çok beğenenler de var, yorumlara bakıyorum. Yapabilirsiniz yani, öyle az sayıda elemanı olan PvP'de takılabilir. Ben her zaman eskiden beri söylediğim gibi zaman benim için önemli. Bir de 2500 limiti var. Bakalım o kalkarsa daha büyük bir sistemle belki kurmak gerekirse anlatırım onu da size. Markete de bir bakalım, bitirelim hadi. Şimdi biz level 10'lar kaça gidiyor? Level 10'lar önemli. Level 10'lar 1500'lerden aşağı biraz düşmüş. Biraz daha düşerse ben almayı düşünüyorum oralardan. 1300'lerden falan. 1350, 1400'lere kadar. Ha, 1360 bakın. 1399. Biraz daha bu burada 4-5 tane birikirse oralardan level 10'ları alayım diye düşünüyorum. Çünkü 2500 kazanmaya Catlytic'te biraz daha eksiğim var. Onlarla beraber Catlytic'i tamamlarım diye düşünüyorum. Level 12'ler 4000, 4040, 4100 diye gidiyor. Fena değil ama biraz pahalı gibi. Level 12'leri de severim ben ama fiyatlarına bakıyorum yani. İlla 10 alacağım, 12 alacağım diye bir şey yok. Legendary'e de bakıyorum, değişik nadirliklere bakıyorum. Level 6'lar, en dipte level 6'lar kalmadı. Herhalde bu az önce bahsettiğim gibi düşünen insanlar 6'ları topladı. Level 7'lerden başlıyor, level 8'lerden başlıyor. Bir tane varmış 620. Level 7 var bakın hep. Hatta benim bir tane ihtiyacım olacak ya, alayım bunu o zaman. Doğurtulmuş bu. Altılar bulunmuyor. Altılar değerlendi yani. Çünkü benim level 7 bir üst şeyde yarışıyor. Daha fazla çilek harcıyor. Çilek harcamak istemiyorum ben. Bunu da almış olduk. Dostlar, konu anlaşıldı herhalde. Yani yapacak bir şey yok. Adamlar böyle bir şeyler yaptı. Çok kötü bir gelişme olarak ben algılamadım. Bilmiyorum, bazı kullanıcılar herhalde PvE'nin kalkmasını mı kötü olarak algıladınız? Yani şu an gelen güncelleme kötü bir güncelleme değil. Yarışılabilir. Daha rakipler arasında adaletin sağlandığı bir şekilde gelmiş. Bilmiyorum, artık siz kendi hesabınızı yapın. Olayı anlattık, açıklamaya çalıştık. Durumlar böyle. Yarım saate gene bizi Vulcan dayadı. İyi hızlı gitmiştik ilk başta. Evet dostlar, daha sık videolar yaparız bundan sonra. Özellikle de bu ay bittikten sonra artık herkes böyle bir tatil modunda. Çok fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Benim de zamanım fazla olmayabiliyor.
Böyle Ağustos bittikten sonra günlük yardırmaya devam ederiz. Sizin fikirleriniz, görüşleriniz, durumlarınız nedir? Yorumlarda yazabilirsiniz. Telegram gruplarına katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.